Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün herkese lazım olan bir şeyi öğretmeye niyetlendim. Ev hanımlarına, beylere, her yerde lazım olan şey bıçak bilemek. Bıçak bilemek ama aletsiz, basit bir şekilde size en iyi bıçak bilemeyi öğreteceğim. Bıçağınız bu bileme esnasında taşa sürterken yandığı gibi bıçak yanmayacak, özelliği değişmeyecek. Ve her an, her zaman, gece, gündüz, istediğiniz bir yerde bıçağınızı rahat rahat bir başkasına ihtiyacınız olmadan bileyebileceksiniz. Ve en ucuz yöntemle. Her çeşit bıçağı, sertlik derecesi değişik olan her çeşit çelik bıçağı bu şekilde bileyebilirsiniz. Önce yaklaştır. Benim bıçağımın ağzı şu anda çok keskin. Çok keskin. Önce bu bıçağı körelteceğim sizin için. Görebiliyor musun? Görüyor mu şey? Çok keskin şu anda. Bunu önce körelteceğim size. Sonra tekrar bilemesini göstereceğim. Bıçağı ben fayansta biliyorum. Normal fayansta biliyorum. Duvarda, ince sıvada biliyorum. Kaldırım taşında biliyorum. Çeşitli yerlerde bileyebiliyorum. Mermer taşta bileyebiliyorum. Size bugünlük sadece fayansta en güzel bıçak bileme yöntemini göstereceğim. Köreltmek için önce köreltiyorum size bıçağı gözünüzün önünde. Gösteriyor musun? Görüyor musun? Ha. Bu bıçağı körelteceğim size. Görüyorsanız köreldi. Gözüküyor mu? İyi gözüküyor mu? Tamam. Bakın köreltiyorum size. Tamamen körelttim. Bıçağı fayansa sürerek köreltiyorum. Böyle bir fayans. Herhangi bir fayans olabilir. Markası, modeli önemli değil. Sadece fayans olması önemli. Rengi de önemli değil bilemek için. Şimdi bilemeyi gösteriyorum. Bıçağı bilerken şu ağız açısını düzgün ver. Şu açıyı bu taraftan da bileyebilirsiniz. Buradan da bileyebilirsiniz. Bir köşeden. Böyle tutabilirsiniz. Böyle yatırıp da bileyebilirsiniz. Bu şekilde bileyemezsiniz. Buradan kayar. Buradan böyle bilerseniz böyle kayar. Böyle bileyemezsiniz. Bu şekilde bilersiniz. En rahat bu şekildedir. En rahat şeklini gösteriyorum size. Bıçağın açısı bu olmalı. Şu açı olmalı. Şuradaki açı yani. 15 derece, yaklaşık 15 derece açı olmalı. Şu açıyı göster, şu boşluğu. Bıçağın ağzını ne kadar sivri bilerseniz kullanma aşamasında o kadar çabuk körelir veya ağzı döner. Bıçağın ağzını da şu açı ne kadar fark ederse bu açıyı fazla yaparsanız bıçağın ağzı gene bilenir, küt olur, kesmesi iyi olur ve zor köreltirsiniz bıçağı kullanırken. Şu açıyı yaptığınız zaman yaklaşık 10 derece, 9 derece açı, bıçağın ağzı çok sivri olur. Herhangi bir zorlanmada ağzı döner. Mesela kemiğe geldiği zaman etle ilgili bir işiniz varsa, ekmekte bir şey olmaz ama zor bir yere geldiği zaman ağzı döner. Mesela kabak, tatlı kabağı keseceğiniz zaman ağzı döner. Ama basit şeylerde mesela ekmekte şeyde şu açı çok önemli. Şu açı çok önemli. Şu açı. Bu açıyı yaklaşık göz kararı gösterebiliyor musun güzel? Yaklaşık göz kararı şu açıyı tutturmanız önemli. Şimdi size bıçak bilemeyi gösteriyorum. Buralarını eşit şekilde hem bıçağı geriye doğru çekeceksiniz hem aşağıya doğru çekeceksiniz. Şu önemli, şu açıyı bozmana. Hem geriye doğru size doğru, yani bıçağın keskin tarafına doğru gitmeyecek. Bıçak geriye doğru ve aşağıya doğru çekeceksiniz. Bu şekilde. Eşit derecede mesela 3 sefer bu tarafa çektiyseniz 3 sefer bu tarafa çektiyseniz 3 sefer de bu tarafa çekeceksiniz. Eşit derecede. Size jilet gibi bıçak bilemeyi gösteriyorum. Ömür boyu size lazım olan, herkese lazım olan, her meslekten, her gruptan, her cinsten insana lazım olacak bir şey. Ev hanımlarının genellikle bıçakları hep kördür. Çünkü bilemesini bilme şansları yok. Yapabilme şansları da yok. Hep bir başkasına bağımlı. İnsanların da %70'i bıçak bilemeyi bilmezler. Ben hem mesleğim icabıyla hem de bu kendi geliştirdiğim teknikle arazide, dağda, bayırda, mutfakta, her yerde bilebileceğiniz bir şekilde. Fazla konuşuyorum ama kusuruma bakmayın.
Dediğimle yaptığım birbirini tutmuyorsa kusura bakmayın. Bakın ama ben size bakalım bilenmiş mi? Yok, çok yaratmışız. Bilenmedi. Bıçağı fazla kör atmışız. Size gösterelim diye. Evet arkadaşlar, bıçağı tutacağımız açı buranın açısını göster, şuranın açısını. Şu açıyı göster. Buradan yandan çekersen buradan gözüküyor. Bak. Şu açı bu. Bu açı bu. Yaklaşık da bıçağı bu şekilde tutacaksınız. Bıçağı bu şekilde tutacaksınız. Bu şekilde tutacaksınız. Fayansın kenarının kırık olmamasına dikkat edin. Düz bir zemin olmasına dikkat edin. Evet, bıçağı bilerek. Bıçağın ağzı bu gördüğünüz gibi. Bu çok sert, profesyonel canlı hayvan kesmek için bir kasap bıçağı. Çok sert bir bıçak, orijinal bir bıçak ve bilenmesi de çok zor bir bıçak. Çeliği sert olduğu için biz en zorda yaptık bu işlemi. Zaten keskin bir bıçak ama önce size göstermek için fazla köreltmişim. Tekrar uğraşarak bilemesini yaptım. Şimdi size bıçağın bilenip bilenmediği ilgili bilediğimiz yüzeyi göster. Şu parlak yüzeyi göster bak. Bilemiş ya. Açısı şu arkadaşlar. Fayansın kenarına tam 45 derece olacak. Bıçağın ağzı da 15 derece olacak. Şurayı göster. Bıçağın ağzı bak, burasını göster. Bak şuradaki açıyı. Şuradaki açı da 15 derece olacak. Şu açı. Tamam, şimdi burada dursun. Ekmeğe getirip açtım. Evet. Şu anda bayat ekmeği kesiyoruz. Bayat bir ekmek bu ekmek. Denemek için kesiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bu. Evet. Beni göster şimdi. Yüzümü göster. Size daha sonra çekmiyor olabilir, biraz yakın göster. Size daha sonra bıçağı ince sıvada kaldırım taşında nasıl bilineceğini göstereceğim. Bu videoların devamında da kurban kesmekle ilgili videolarım olacak. Kurban nasıl kesilir? Kurban kesmedeki dinen gerekli vacibelerin göstereceğim. Söyleyeceğim. Şimdilik bu kadar. İyi günler arkadaşlar hepinize.